Mesela UEFA'nın bir tavsiyesi var. Avrupa'ya gidecek takımları kupadan değil de ligin beşincisinden belirleyin falan gibi. Mesela kupada şu anda orada 3 takım kaldı. Örneğin ona şiddetle karşı çıkıyor bazı ülkeler. Hollanda'da da öyle, yanılmıyorsam. İspanya'da mesela hemen tepki buldu bu durum. Diyorlar ki UEFA'dan bir tavsiye mektubu. Kupadan gelecek, doğrudan gelecek takımı kupadaki performansa değil de ligde bir alt sıradaki takımla, yani Avrupa'ya katılacak örneğin 4 takımı, 5. takımı göndererek yapabilirsiniz gibi bir teklifleri var mesela, tavsiyeleri var. O da sorun yaratıyor. Yani bir hayli böyle mahkeme kapılarına taşınabilecek durumlar var. Az önce söylediğimi bir kez daha altını çizmek istiyorum. Her takımın taraftarı şimdi bizi dinlerken kendi penceresinden bakar. Buna aksi duruma imkan yok. İşte Trabzonlusu diyecek ki ya arkadaş biz lideriz, niye o zaman şey olsun, beni tescil et, ben de şampiyon olarak gideyim. İkinci sırada kim var? Başakşehir. Ya ben aynı puandayım. Nasıl olacak bu ya? Aynı puandayım ben, nasıl olur? Benim hakkım yok mu diyecek. Galatasaraylısı başka bir şey söyleyecek. Sivas başka bir şey söyleyecek. Aşağıdaki düşme çıkma, Hatay. Hatay takımı 53 puanda. İkincinin 47 puanı var Erzurum'un. Sonra 46, Bursa, Adana, Demirspor 46-45 diye gidiyor. Hatay 7 puan fark var 3. sıradaki takımla. 8 hafta kalmış. Yani 3 maçı eksik Hatay için 5 hafta var. Demeyecek mi ben gelmeyeceğim mi? Bu kadar emeğe yazık değil mi demez mi? Yani her senaryoda o kadar fazla soru doğuyor ki. Çok çok. Yani oynanmaması halinde ligin mevcut haliyle kalması durumunda çok fazla mağdur olacak, çok fazla sıkıntı duyacak takım var. Herkes de kendi penceresinden bakıyor. Böyledir bu durum, yani insanoğlu bencildir. O yüzden çok kolay değil. Az önce de vurguladım. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkesin mutlu olacağı bir senaryo bu denklemde yok. Peki o demin de arkadaşlarımız Barko'ya yansıtmışlardı. Futbola dönüş protokolü birçok maddeden oluşuyor. Bizler de programlarımızda izleyenlerle buluşturduk. Yani o maddelerin tamamı yeterli mi sizce? Yani bir futbol ortamı için, oynanacak bir futbol ortamı için. Yani o protokol kapsamlı bir protokol ama bazıları işte olursa eder, SSA'lar bilim işin içindeyse SSA ile olmaz iş. Kesinlik ifade etmeli. Biraz orada eleştiri alabilir belki. Tabii kapsamlı bir protokol, pratikte uygulanabilirliği önemli bunun. Yani bir şeyi biz burada konuşuruz ama bunu hayata geçirmek önemli. Pratiği ne kadar mümkün. Bunu test etmek, bunu görmek lazım. Bunları yaşamadığımız için yaşayarak göreceğiz biz bunları. Yoksa yani, kağıt üzerinde mantıklı duruyor ve yurt dışı örnekleriyle de aslında çok paralel yani, mantıklar görüyoruz. Orada da Türkiye Futbol Federasyonu'nun da sağlık kurulu var. Orada da değerli uzmanlar, doktorlar var. Onlar bu protokolün oluşturulmasında ön ayak olmuşlar. Dolayısıyla hani onların bilimine de saygı göstermemiz lazım. Ama söylediğim gibi hani bu iş 2 artı 2, 4. Net, daha net olmak gerekiyor. Ve pratikte uygulanabilirliğini de yaşayarak görmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bazı şeyler yaşayarak, hani kervan yoldayken biraz müdahale edilecek. Evet, peki. Bu görüntü onu gösteriyor yani. Az evvel de siz aslında belirttiniz, o noktaya dair de bir karar bekleniyor. Tek bir şehirde mi oynanacak yoksa normal ev sahibi deplasman programı devam mı eder, ligler devam ederse? Beni mesela şimdi tabii ne zaman ulaşım normale dönecek? Evet. Uçak, havayolu ulaşımı ne zaman? O normalleşme takviminde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvimde kademeli olarak gelişecek o işler. Bir de kalan 8 hafta bir şehirde oynanırsa Süper Lig takımları konaklama bedellerini de TFF'nin ödemesini mesela talep öyle eder bir, mi? Öyle bir durum olabilir. Yani bu kaotik ortamda artık onu Türkiye Futbol Federasyonu yerine getirebilir. Kendi tesisleri var bazı takımlar, orada da kalabilir. Riva'da veya vesaire başka bir tesiste, ama örneğin İstanbul olursa ben çünkü gece maçı oynanabilme imkanı fazla İstanbul'da. Yani işte üç büyüklerin stadı var. Başakşehir, Kasımpaşa 5 etti. Yine bizim kupada oynadığımız şey var. Esentepe'deki tabii 6-7 tane ışıklı stat var. Onun dışında gündüz de oynanabilecek statlar da var. Yani siz burada bu işi şey yapabilirsiniz. Zaten seyircisiz oynanacağı için kotarabilirsiniz. İşte Antalya dendi, Karadeniz'de Trabzon vesaire olur dendi. Hepsinin
farklı tepkileri oldu. Antalya'nın özellikle mevsimsel sıkıntıları var, herkesin malumu. İzmir, Manisa olabilir dendi. Orada da benzer problemler var. Yine sağlık sıkıntısı olabilir diye bir karşı görüş ileri öne çıktı. İstanbul'da olabilir. Neden bunu söylüyorum? Bu şartlar altında haftada kimi zaman iki kere yolculuk yapmak, zaten bir pandemi riski varken o riski daha büyütmek değil mi? Yani siz yola çıkacaksınız, işte tabii ki maskeniz olacak, sosyal mesafeyi koruyarak yolculuk edeceksiniz. Çok kolay değil ama işte havaalanından gidiş, oradan aktarma, tekrar havaalanına dönüş, maç oynayın. Ya bunlar çok kolay işler değil. Normal hayatta bile bizler de gidiyoruz maça. O maça git, havaalanı in, çık, bin. İnsan bir hitap düşüyor. Şöyle bir ortamda, yoğun takvimde, bir de araya bu kadar uzun süre girmişken buna adapte olmak futbolcular için de çok kolay değil. Ben sanki kendi adıma tek bir merkezde oynanmasının, özellikle İstanbul'da oynanmasının her şeyi çok daha lojistik anlamda çok daha kolay kılacağını düşünüyorum. Dediğim gibi zaten seyirci yok işin içinde. Ama hani buna da farklı şeyler çıkabilir. O zaman işte İstanbul'da yarışın içinde olan Galatasaray ve Başakşehir var. Onlar avantajlı olmayacak mı bildikleri statta oynadıkları için diye bir yaklaşımda da bulunulabilir. Yani her söylenecek söze bir panzehiri, bir karşı tezi var. Hatta bu konuşurken yapılıyor değil mi? İnsan tabii düşünürken yani çok soruyu da. Yani siz bir tez ileri sürüyorsunuz ama o zaman şöyle diyebilecek bir antitezi var bunun. Peki futbolcu psikolojisini de ben sormak istiyorum. Ya bu dönemde nasıl etkilerin futbolcular acaba? Yani sizin görüşünüzü de merak ettim. Bunlar profesyonel oyuncu olsalar da sonuçta insanlar. Çok şimdi insani görüntüdeki bir duygu. Sörlot mesela karantinadaydı. Herhalde karantinada bildiğim kadarıyla. Şimdi Beşiktaşlı 5 futbolcu. Laiç, Enkudu, Lens, Boateng, Victor Ruiz. Bu 5'i şu anda gün gören de bir KYK yurdunda karantinadalar. Yani bu atmosferden yurt dışında oldukları için girişte bir 14 günlük zorunlu karantina süreci var. İsla bildiğim kadarıyla eşi ve çocuğuyla karantinaya girmişti. Ya bu tarz süreçleri yaşayıp yeniden futbola dönmek çok kolay değil. Bu arada eşi çıkmış değil yurt dışına. Şimdi editörüm söyledi de. Kim çıkmış? Eşi çıktığı için İzla'nın, İzla da mecburen sonrasında döndüğü için beraber karantinaya. Ha, tabii tabii öyleydi. Eşi gitmişti. Öyle. Ama İzla o da onlar risk gitti, grubunda ben de onları yalnız bırakmayayım dedi. Çok böyle şövalye bir hareket sergiledi. Güzel bir hareket. Eşinden büyük puan almıştır bir kere İzla. Ama çok kolay değil. Bak bu örnek bile bence yeterli bir örnek. Tabii bunun dışında evde çalışmakla, evde bir şeyler yapmakla normal antrenman yapmak arasında dağlar kadar fark var. Hani ben evde, yani bizim yaptığımız evdeki, sen mesela iyi yapıyorsun o işi. Evde yaptığımız sporla bu adamların antrenmanda yaptıkları arasında dağlar tabii, kadar fark rutinlerinden var. Rutinlerinden çok çıktılar. Esneme, o vesaire. Koşular. Çok zor işler. O koşular, yükselmesi zamanlar. Vesaire. Yani şimdi zaten evde bir de, şimdi şunu söyleyebilir bana, yine hani ben kendi kafamda bunları söylerken antitez yaratayım izleyiciler. Ya yaz tatilinde de 1,5 ay ara vermiyorlar mı? Veriyorlar ama o zaman tatildeler. Adam denizine giriyor, geziyor, eğleniyor, coşuyor. Şimdi öyle değil ki, şimdi eve kapandı. Şimdi dışarı çıkamama, çıkarsam hasta olabilir miyim düşüncesiyle karşı karşıya kalma durumu var. Bir evin içinde kapalı oyun oynuyor. Film seyrediyor. İsim verecektim. Vermiyorum işte o platformdan. Kitap okuyor. Hiç kimse hop, anlamadı. Hiç kimse anlamadı. Tekrar dönüyor. Yine oyun oynuyor falan. Böyle bir hayat geçiriyor. Bir de futbol tabii temaslı bir oyun. Özellikle de ülkemizde. Yani futbolcular şimdi tereddüt ederler mi? Yani birbirlerine yaklaşırken vesaire. Sahaya çıktıktan sonra olmaz o iş. Gider. Adrenalinle beraber gider yani, mi diyorsunuz? Yani bir dakika, ben sosyal mesafe var. Bu stoper ben işte forvetim, stoper bana yanaşmasın diye bekleyemezsin. Sahi, hani şey var ya, sahneye çıkmadan önce ya da bizlerde de olur, maçı anlatmadan, hele büyük bir maç anlatıyorsanız böyle bir adrenalin yükselir, kalp çarpıntınız evet artar ama düğmeye basıldığı anda, işte sahneye çıktığınız anda her şey bitmiştir. İşte ekrana çıktığın kesinlikle anda her önce bir oluyor heyecan duyarsın ama yayın dedikleri ama haydi yürür gidersin. Benzer şekilde futbolcular da sahaya çıkıp ilk düdüğün çalındığı anda her şeyi unutur. Ve o onda yaşamışlar. Onda hayat buluyorlar çünkü. Orada sosyal mesafeyle, ay da dokunursam böyle mi olur? Gol atana da sarılırlar.
işte gayet temaslı bir şekilde de oynarlar.